Evet hocam, safra kesesiyle ilgili konu başlıklarımızdan sonra şimdi biraz da polipten bahsedelim isterseniz. Polip nedir Bülent hocam? Polip tanımı şöyle yapalım. İçi boş organlarda, yani mide, kalın bağırsak, safra kesesi gibi ya da rahim, mesela rahim gibi organlarda, yani lümen içi boş olan organlarda meydana gelen et beni gibi saplı ya da sapsız böyle çıkıntı tarzındaki yapılardır. Polipler önemlidir. Halkımız da bu konuda çok bilgilenmeye başladı. Çünkü polipler tümörlerin predispozanı gibi kabul edilir. Yani öncü tümör gibi düşünülür. Tabii bunun daha da çok önemli olduğu yerler mide ve kalın bağırsaktır. Bu arada da gerçekten safra kesesinden de bahsettik biraz önce. Safra kesesinde de polipler olabilir. Bu onu da atlamamış olalım. Kısa bir net bilgi vereyim bununla ilgili. Safra kesesinde polipler olabilir. Örneğin bende de var safra kesesi polibi. 6 milim. Şimdi burada... Orada milim mi önemli? Milim önemli. Safra kesesinin içerisinde bir polip varsa bilimsel kural 10 milim olana kadar takip edilir. Ama 10 milim de hızlı gidiyor ise orada dikkatli olmak gerekir. Çünkü safra kesesi poliplerinde de tümör gelişebilir. Ama %99'a yakını kolesterol polipleridir safra kesesi poliplerinin. İyi bir radyolog bununla ilgili bir fikir verebilir. Yani bu kolesterol polipine benziyor veya tahir benzemiyor, etli bir polip gibi falan, adenomatoz bir polip de diyebilir. O zaman ameliyatı daha öne çekilebilir. 10 milim, 11 milim buralarda ameliyatı yapmak gerekir. Veyahut da polipozis, çok sayıda polipler var. O zaman yine ameliyatı düşünmek gerekir. Ben bir de şuna da dikkat ediyorum. Safra kesesinde polip varsa diğer organlarda da olabilir. Değil mi mantıken? Midede olabilir, kalın bağırsakta. Onların da kontrollerini yaptırıyorum. Ondan sonra ameliyata yöneliyoruz. Peki polip neden oluşur hocam? Şimdi bu konuda polipleri şöyle geçeyim. Mesela midede, ben endoskopistim aynı zamanda biliyorsunuz. Mide ve kalın bağırsağı hep inceliyoruz. Mide poliplerine ayrı bir konuşalım. Midede birkaç çeşit polip oluşabiliyor. İşte hiperplastik polip, funduslu yukarı bölümde fundik gland polipleri olabiliyor. Hiperplastik polipler daha çok ya da inflamatuar polipler midedeki iltihaba sekonder meydana geliyor. Fundik gland polipleri bu da önemli bir konu. Çok uzun yıllar biliyorsun mide koruyucu kullanmak bizde bir moda da oldu. Bir de çok ilaç kullanan hastalar var. Yani işte 50'den 60'dan sonra şeker ilacı, tansiyon ilacı, kalp ilacı bilmem ne falan. Bunun yanında bir de zarar olmasın diye bir mide koruyucu da ekleniyor. Veyahut da mide tedavisi tam yapılamıyor. 10 yıldır mide koruyucu içiyor kişi. Bunlarda fundik gland polipleri olabiliyor. Hem de çok sayıda olabiliyor. Çok zararlı değil ama yine de rahatsızlık da hissediyor hastalar. Çünkü ben temizledikten sonra rahat ettikleri için biliyorum. Midede bu tip polipler ve de bir diğer tipi de polip şeklinde başlayan tümörler olabiliyor. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Mide polipleri böyle. Ama şimdi bu konunun daha çok önemli öne çıktığı yer kalın bağırsak polipleri. Kalın bağırsakta biliyorsunuz genler, İnsan yapısında DNA'sında genler var. Bu genler zaman içerisinde onkogenlerle karşılaşıyor. Yani hem genetik olarak yapıları bozulanlar var, hem de işte dışarıdan alınan radyasyon, yediğimiz, içtiğimiz şeyler, bir de kalın bağırsak sonuçta bir de bunların atılan bölümünde, yani toksik maddelerin biriktiği yerler. Bunlar da o onkogenlerin etkisiyle hücresel bozulma meydana geliyor. Bunların son yıllarda, ben tam ihtisası bitirmek üzereyken şifreleri çözülmeye başladı. İşte KRAS onkogeni ve farklı biraz daha teorik bilgiler oldu ama yapıları bozulmaya başlıyor ve önce polip oluyor. Polip giderek büyüyor, yani hiperplastik polip oluyor. Sonra tübüler adenom, tübülovilloz adenom, villoz adenom bağırsak kanseri oluyor. Ve bu aşamaları 5 yıl, 7 yıl, 10 yıl içerisinde tamamlıyor. Şimdi bunun önemi ne? Sağlık Bakanlığı da bu konuda çok üstüne düşüyor. Kolorektum dernekleri de ve kongrelerde de bahsediliyor. Bize yazı da gönderildi. Şimdi bilimsel kural 50 yaşıyla 60 yaş arasında
kolonoskopi yapılmasını öneriyor. Tüm dünya bunu yapıyor. Hatta arkadaşlarımız sağlık ocaklarında aile hekimleri işte Galata'da gizli kan testi yapıyorlar. Hastaları evden çağırıp. Galata'da gizli kan testinde pozitiflik varsa daha erken kolonoskopi öneriyorlar. Ama hiçbir şikayeti yoksa bile mutlaka 50 ile 60 yaş arasında iki kez kolonoskopi öneriliyor. Peki kazanım ne burada? Şimdi bir senaryo çizelim. 52 yaşında birine kolonoskopi yapıldı ve bu saydığım sıralamada tübüler adenom yakalandı, iki tane. Şimdi bu kişi bu tespit edilmiyor, alındı, polipektomi yapıldı ve temizlendi. Bunun da görüntülerini paylaşırız. Bu alınmamış olsa bu adam 4-5 yıl sonra bağırsak kanseri. Şimdi alındı. Adam ameliyat olmayacak. Kemoterapi görmeyecek, radyoterapi görmeyecek. Bir kişinin kendisi için büyük bir kazanç. Hani bu hasarlar görülmemiş olacak. Devlet için önemli bir kazanç. Ameliyat olmayacak, kemoterapi, radyoterapi. Bunların birçoğu ilaçlı yurt dışından geliyor örneğin. Onun için bu özellikle tüm kongrelerde yeni yetişen hekimleri de bu konuda çok güzel bilgilendiriyor hocalarımız. Dolayısıyla bu kolonoskopi meselesi ama halk da çok bilinçli. Ben tebrik ediyorum. Hem aile hekimleri sayesinde kolonoskopi yaptırmak için geliyor insanlar. Poliplerin böyle bir özelliği var. Ele kalın bağırsakta. Ama tabii dediğim gibi rahimde de polipler var. Kadın doğumcular bununla daha çok ilgilenir. Onlar da tatsızdır. Hani mutlaka alınsın, temizlensin falan diye üzerlerine gidilir.